Hepinize tekrardan merhabalar saygıdeğer hocalarım. Ben okul öncesi öğretmeni İbrahim Kılıç. Bu videomuzda ilk serimiz olan genel konu anlatım videoları ve her dersin sonunda çözdüğümüz 15-20-25 tane soruluk bu soru çözmeli videolarının son videosunu çekiyoruz. Son dersimiz olan okul öncesinde beden eğitimi ve oyun öğretimi dersinin soru çözümünü yapacağız inşallah. Burada 10-15 tane soru falan seçtim hocalarım, çünkü belli bir kısmı bildiğiniz gelişim sorularını oluşturuyordu, soru kaynakları vesaire. Bu nedenden dolayı ben tam anlamıyla beden eğitim ve oyun öğretimi üzerine olan 10-13 tane soru yanlış hatırlamıyorsam seçtim ve bunları beraber çözeceğiz inşallah. Şimdi bu videomuz bittikten sonra bir genel rehberlik videosunu inşallah çekeceğiz. Nasıl bir süreç bizi bekliyor, bundan sonra ne yapmamız lazım, bunlar üzerinden konuşacağız. Ve daha sonra da inşallah hocalarım yeni serilerimiz olan işte sorularla tekrar serisi, efendime söyleyeyim ondan sonra deneme serimiz ve son serimiz olan ÖSYM'nin çıkmış sorularının analizi serisiyle inşallah sürece 2023 KPSS için konuşup noktayı koyacağız. 2024 KPSS sürecine Rabbim ömür verir. Bunun yanı sıra hedeflediğimiz düzeyde bir başarı elde edersek, örnek veriyorum bir abone sayımızda ya da efendime söyleyeyim izlenmelerimizde hedeflediğimiz noktaya ulaşırsak devamda çok güzel bir şekilde getireceğimize inanıyorum hocalarım. Şimdi dilerseniz fazla bir zaman kaybetmeden hemen ilk sorumuzu çözerek başlayalım saygıdeğer hocalarım. Şimdi şu soruya baktığımızda demiş ki bize, bu durumun ana nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bu tarz sorularda nasıl bir yaklaşım izleyeceksiniz hocalarım? Biraz bundan konuşayım. İlk önce tabii her zaman bahsediyoruz. Verilen paragrafı okuyoruz. Daha sonra şıklara bakacağız. Bunlar üzerinden yorum yapacağız. Şimdi demiş ki bizlere, İlkokul döneminde olan Ahmet daha karmaşık motor becerileri öğrenmeye karşı isteksiz ve çekingen davranmaktadır. Şimdi bir kere ben Ahmet için nasıl bir yorum yapabilirim? Temel becerilerde ustalık kazanmaya bir çocuk olarak ne diyebilirim Ahmet'e, yorum yapabilirim. Şimdi Ahmet burada temel beceriler dediğimiz bu hani koşma, efendime söyleyeyim yürüme, yani ya da basit manipülatif becerilerde istenilen düzeyde bir başarı karşılayamadığı için, başarı kazanamadığı için karmaşık motor beceriler dediğimiz bu becerileri öğrenmeye karşı isteksiz oluyor saygıdeğer hocalarım. Şimdi tek tek şıklar üzerinden gidecek olursak, A şıkkına bakın, bana diyor ki temel becerileri yeterince kazanamamış olması. A şıkkını bir bekletiyorum hocalarım, çünkü az önce bunun üzerinden biraz konuşmuştuk. B şıkkında ne demiş bizlere? Hareket etmeyi sevmemesi. Burada Ahmet'in hareket etmek isteyip istememesiyle alakalı, evet, çekingen, yani karmaşık motor beceri yapmak isterken çekingen ve isteksiz davranından bahsediyor ama hareket etmeyi sevmemesiyle alakalı duyuşsal bir şeyden bahsetmiyor bize. Bu nedenden dolayı B şıkkını eledim. Geldim C şıkkına, bana demiş ki hareketlerin çocuğun seviyesinin üzerinde olması. Hayır. Yani burada seviyesinin üzerinde olmasından bahsetmiyor. Karmaşık motor beceriler diyor. Okul öncesinde de var, ilkokul döneminde de var. Efendime söyleyeyim ergenlikte de var, yetişkinler için de karmaşık motor beceriler mevcuttur. Bu nedenden dolayı C şıkkını da eledim. D şıkkına bakıyorum, ilgi ve ihtiyacına uygun olmaması. Evet, sizi en çok yanıltabilecek şey burası, ilgi ve ihtiyacına uygun olmaması. Ancak paragrafta hocalarım yani ilgisinin ve ihtiyacından bahsetmiyor, sadece isteksiz ve çekingen davrandığından bahsediyor. Bu nedenden dolayı D şıkkını da eliyorum. E şıkkına gelecek olursak demiş ki bizlere, bireysel özelliklerine uygun olmaması. Hayır, paragrafta, parçada böyle bir şeyden de bahsetmiyor. Ama A şıkkında temel becerileri yeterince kazanamamış olması. Bakın, mantık şu: temel becerileri çok güzel bir şekilde yerine getiren bir kişi daha karmaşık becerileri yapmak için daha güdülenmiş bir şekilde karmaşık becerileri geçiş yapıyor hocalarım. Bu nedenden dolayı bizim burada doğuracağımız A şıkkı olmuş oluyor diyelim ve hemen bir diğer sorumuza geçiş yapalım. Demiş ki bize, evet, Gallahu'dan bahsetmiş, çok da güzel. Gallahu'ya göre öğrenmenin motor gelişiminde etkili olan hangi unsurları daha çok göz önünde bulundurduğu söylenebilir? Ne demiş bize parçada? Öğretmen hareket etkinliği planlarken kas kuvveti, dayanıklılığı ve esnekliği ön plana çıkarmıştır demiş bizlere. Şimdi bir bakalım. Ne demiş?
öğretmenin motor gelişiminde etkili olan hangi unsurlar daha çok göz önünde bulunduğu söylenebilir? Bir kere Galahue'ya göre kas kuvveti, kas dayanıklılığı ve kas esneklik fiziksel uygunluk unsurları değil miydi? Zaten ben anlatırken burada fiziksel uygunluk unsuru ya da kas işte ne diyorduk? Kas uygunluğudur yani kas gücüdür, kas becerisidir diyordum mesela. Bize burada neyden bahsediyor hocalarım? Kas kuvveti, kas dayanıklığı ve esneklik. Yani fiziksel uygunluk unsurları. Bakın fiziksel uygunluk unsurları. Bunlar nelerdi hocalarım? Kas kuvveti, dayanıklığı yani kas dayanıklığı ve kas esnekliğiydi. Kas esnekliği olarak benim karşıma çıkıyor. Bunlar fiziksel uygunluk bileşenleri olarak benim karşıma çıkıyor. Yani burada doğuracağımız C şıkkı fiziksel uygunluk bileşenleri olarak çıkmış oluyor diyelim. Ve hemen bir diğer sorumuza geçiş yapalım saygıdeğer hocalarım. Demiş ki bizlere verilenlerden hangileri bebeklerde nörolojik bir sorun olabileceğinin göstergesi olabilir. Şimdi bebeklerde nörolojik bir sorun olup olmamasını biz reflekslerle ölçebiliyoruz. Bunu başta belirteyim hocam. Refleksler çok önemlidir hocalarım. Hatta konu anlatımını yaparken biz ne yapmıştık? Bu hareket becerilerini işte hani basitten karmaşığa doğru bir kum saati modelinde falan konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam hocalarım. Yani bu kum saati modeli üzerinden konuştuğumuzda temel hareket becerileri falan demiştik. Bir dönemimiz vardı hocalarım, bu refleksleri de içeriyordu. Biz reflekslerden bahsetmedik. Neden? Dedik işte zaten gelişim dersinde olabildiğince üstünde durduk ama soru olarak karşımıza çıkma ihtimali yüksek. Şimdi hangileri nörolojik bir sorun olabileceğinin göstergesidir demiş bizlere. Bakalım. Bebeklerde görülebilecek nörolojik sorunlar erken dönemde refleksler yoluyla tespit edilebilir. Evet. Şimdi bazı reflekslerin hiç görülmemesi kesinlikle bir nörolojik sıkıntı olarak benim karşıma çıkar mı? Çıkar saygıdeğer hocalarım. Ortadan kalkması gereken reflekslerin devam etmesi. Bakın burada aslında neye bakıyoruz biliyor musunuz? Normdan sapma var mı yok mu? Ben aslında burada bunu arıyorum. Bir kere bazı reflekslerin hiç görülmemesi bir normdan sapma mıdır? Öyle. Biri aldım. Bir olmayanları eleyecek olursak burada C ve D şıkkı gitti. Ortadan kalkması, burada kalması demiş ya, kalkması gereken yanlış olmuş. Kalkması gereken reflekslerin ya da refleksin devam etmesi. Bir kere bu da bir normdan sapma değil midir? Öyledir. O zaman 2 olmayan şıkları da eleyecek olursak 2 şıkkımız da gitti. Doğuracağımız A şıkkı 1 ve 2. Ama biz diğer öncüllere de bakalım hocalarım. Vücudun iki tarafında reflekslerin simetrik olması. Bu zaten norm yani. Normal durumdur. Normal durum. Bu normdan sapma değil. 3'ü eledim. 4'e bakıyorum. Bazı reflekslerin ömür boyu devam etmesi. Hocalarım bazı refleksler ömür boyu devam eder. Mesela göz kırpma refleksi ömür boyu devam eder. Nefes almak bir reflekstir ve ömür boyu devam eder hocalarım. Bu nedenden dolayı doğuracağımız burada A şıkkı 1 ve 2 olmuş oluyor. Çok da güzel bir soru. Yani bu gelişimde de karşımıza çıkabilir hocalarım. Beden eğitimi oyun gelişiminde de benim oyun öğretiminde de karşıma çıkabilir. Buna dikkat etmemizde fayda vardır. Diyelim ve hemen bir diğer sorumuzu geçelim. Demiş ki bize aşağıdakilerden hangisi bunun nedenleri arasında bulunmamaktadır? Bakın olumsuz cümleleri her zaman ne yapıyoruz biz de? Yuvarlak içine alıyoruz ki soruyu çözerken bize ne yapsın? Yol göstersin, yanlış yapmamızı ortadan kaldırsın. Eğitimciler okul öncesi dönemde hareket eğitiminin çok önemli olduğunu belirtmektedir. Evet, ne yapacağız? Bunun nedeni aslında bulunmayanı yani olumsuz olanı işaretleyeceğiz hocalarım. Şimdi tek tek şıklar üzerinden gideceğiz. A şıkkında bana demiş ki bu dönemde çocukları hareket ettirmenin kolay olması. Evet zaten çocuklar bu dönemde hareket etmek onlar için başlı başına bir istek oluyor. Bir nasıl söyleyelim hocam, yani id kontrolünde meydana gelen tamamen bir dürtüsellik üzerine kurulu bir noktadır. Çocuklar zaten hareket etmeyi istiyorlar. Bu isteğe bağlı olarak zaten bunlar güdülendiği için bunları hareket ettirmek çok daha kolay oluyor saygıdeğer hocalarım. Zaten vücutları da buna uygun çünkü vücutları bu dönemde yani bebeklik çocukluk döneminde esnek oluyor ve bayağı da hareketli oluyorlar. A şıkkı doğru, A şıkkını eledim.
Geldim B şıkkına. Bu dönemde çocukların motor becerileri öğrenmeye hazır olması. Kesinlikle. Bakın biz hatırlıyorsanız gelişimi anlatırken Piaget'e özümleme ve uyumsama nelerinden bahsetmiştik hocalarım. Özümleme ve uyumsama kavramlarından bahsetmiştik. Hatta yetişkinler daha fazla özümseme yaparken çocukların daha fazla uyumsama yaptığından konuşmuştuk. Neden? Çünkü çocukların biz zihinlerini neye benzetmiştik? Hani kovanın hemen hemen şurası dolmuştur. Kovaya benzetmiştik ama bakın yetişkinlerinki şu noktadadır. Kovaları hemen hemen dolu ama çocuklarınki biraz daha az. Bunu şeye de uyarlayacak olursak, yani beden eğitimine uyarlayacak olursak, çocuklar bazı hareketleri daha bilmiyorlar ve yeni hareketler öğrenmek bunları güdülüyor. Bunların hani yeni hareketi öğrenmek için zaten başlı başına bir isteği var ama yetişkinler biraz daha biraz daha branşlaşmıştır. Zaten son konu anlatım videomuzun hemen hemen son konularıydı yanlış hatırlamıyorsam. Orada da bahsetmiştik hocalarım. Bu nedenden dolayı B şıkkı da doğru. Geldim C şıkkına. Bu dönemde çocukların herhangi bir spor dalına yönlendirmelerinin kolay olması. Hayır, çocuklar herhangi bir spor dalına yönlendirmek değil. Çocuklar aslında bütün spor dallarına ne yapıyor? İlgi duyuyor. Hatta örnek vermiştik. Çocuk bugün futbolu çok sever, futbolcu olacağım der. Ertesi gün gelir ya paletini, işte gözlüğünü, şnorkel takımını almış. Ben dalgıç olacağım. Ben yüzmeye gideceğim falan der. Yani çocuklar bu dönemde ne oluyor hocalarım? Biraz daha böyle hani rüzgar ne tarafa eserse onlar o tarafa doğru gider. Yani çocukları bir spor dalına yönelmek kolay değildir bu dönemde. Çünkü çocuk hemen hemen her spor dalına ilgi duyuyor. Bu nedenden dolayı C şıkkı benim doğru cevabım ama biz diğer şıklara da bir bakalım hocalarım. D şıkkında demiş ki bize, bu dönemde öğrenilen becerilerin yaşam boyu kalıcı olması. Şimdi şöyle söyleyeyim, zaten biz motor öğrenme kavramından bahsetmemiş miydik? Motor öğrenme. Konu anlatımda temel kavramlar videosunu hemen ilk, zaten beden eğitimi videolarının hemen ilk giriş videolarından bir tanesinde yer alıyordu. Motor öğrenmeden bahsetmiştik. Kalıcı izli davranış değişikliği. Zaten öğrenmenin genel tanımı bu. Kalıcı izli davranış değişikliği. Ve kalıcı izli dediğimiz yaşam boyu çocuklar bu becerilerini kullanıyorlar. Mesela yani hızlı koşmak, sprint atmak deriz ya. Sprint atmayı çocuk bu yaşlarda öğrendiğinde bunu zaten hayatını, ömür boyu kullanacak. Ama nerede? Yeri geldiği zaman. Bu nedenden dolayı D şıkkı doğru eledim. E şıkkına gelelim. Diyor ki bu dönemde öğrenilen becerilerin yeni becerileri temel olması. Kesinlikle zaten biz becerileri, temel beceriler işte hani nedir? Yürümektir, koşmaktır, zıplamaktır, sekmektir, bu ve buna benzer temel becerileri zaten ediniyoruz ki ileride daha karmaşık motor beceriler gerçekleştirdiğimiz zaman hocalarım, bu kullandığımız temel becerileri bunlara dayanak olarak kullanıyoruz ve bunlardan faydalanıyoruz. Bu nedenden dolayı benim doğru cevabım C şıkkı. Çocukların herhangi bir spor dalına yönlendirilmesi kolay değil, zordur. Çünkü çocuklar hemen hemen her spor dalına karşı ne yapıyor? İlgi besliyor diyelim ve hemen bir diğer sorumuza geçelim saygıdeğer hocalar. Demiş ki bizlere, öğretmenin ritim araçlarından ve müzikten yararlanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir bakalım. Ana sınıfında hareket eğitimi sırasında evren öğretmen ritim araçları, yani bu def değil tef bu arada, tef, davul, marakas ve benzeri ve müzikten ses hareket işbirliğinden yararlanmıştır. Evet, temel nedeni ne olabilir? Bunun üzerinden konuşacağız. Şimdi A şıkkında bana demiş ki ritim duygusunu geliştirmek. Evet, ritim duygusunu geliştirmek gibi bir amacı olabilir ama biz burada temel nedene bakacağız. Ve dikkat ederseniz bu soru hareket eğitimi kısmından gelmiş bana. Yani müzik eğitiminden olsa okey diyeceğim de hareket eğitimi. Yani temel amaç ritim duygusunu geliştirmek değildir. Ritim duygusu bir müzik ile alakalı olgu diyelim hocalarım. Ritim araçlarını tanımlamalarını sağlamak, bu da müzikle alakalı. Hareket eğitimiyle alakalı olanı ben arayacağım. Ses hareket işbirliğini tanımalarını sağlamak. Hadi bu kalsın. D şıkkına bakalım. Demiş ki bize, hareketler yoluyla müziği sevmelerini sağlamak. Hayır, bu da bir müzik ile alakalı saygıdeğer hocalarım. E şıkkına bakacak olursak hocalarım, demiş ki bizlere, hareketleri daha eğlenceli hale getirmek. Şurada bir soru işareti koyalım. Bakalım. C şıkkı mı, E şıkkı mı, bunun üzerine gidelim. Hareketler sırasında ritim araçlarını, işte bu ve buna benzer ses hareket işbirliğinden yararlanmak hocalarım. Nedir biliyor musunuz? Eğitimciler veya çocuklar çıkardıkları ritim ve seslerle daha eğlenceli şekilde ne yapıyorlar? Öğreniyorlar. Yani aslında ben burada
E şıkkını seçmiş olurum. Ama benim şahsi fikrim ÖSYM burada bu ve buna benzer sorulara girmez. Daha net ifadelere girer diye düşünüyorum. Bu tarz bir soruyu görmeniz için buraya koydum. Yani yoruma çok açık bir soru. Yani başka hoca çözse belki C şıkkını işaretleyecek. Bakın ama ses hareket işbirliğini tanımalarını sağlamak bu da aslında biraz neye kaçıyor hocalarım? Ses hareket işbirliği biraz daha müziğe kaçıyor. Bu nedenden dolayı ben C şıkkını ediyorum. Doğru cevabım burada E şıkkı olmuş oluyor diyelim ve hemen bir diğer sorumuza geçelim saygıdeğer hocalarım. Öğretmen aşağıdaki gelişim alanlarından hangisine katkı sağlamayı amaçlamıştır? Bakalım öğretmen hangi gelişim alanına katkı sağlamayı amaçlamış. Ana sınıfında Ayşe öğretmen çocuğun bedensel farkındalığını artırmaya yönelik etkinlikler düzenlemiştir. Bakın bedensel farkındalık. Bedensel farkındalık. Ne demek istiyorum? Bedensel farkındalık. Ya bir kez zaten bedensel farkındalık dediğimde hocalarım hepimiz burada motor gelişmeye gideceğiz ya. Vallahi çok net bir sorudur. Sosyal gelişim neden değil? Yani sosyal gelişimle bedensel farkındalık arasında nasıl bir şey var? Bir kere bir işbirliğinden bir kişinin karşısıyla sohbetinden, kaynaşmasından işte bir şeyleri alıp vermesinden bahsetmiyorum. Duygusal gelişim yani neye üzüleceğini, neye mutlu olacağını, hormonların etkisini bu kadar net bir şekilde ben burada konuşmuyorum zaten. Bilişsel gelişim dediğimiz şey zihin bu ve buna benzer zihinle alakalı bir şey söylüyor muyum ben burada? Söylemiyorum. Ya da öz bakım becerileri ben buradan konuşuyor muyum öz bakım becerileri? Hayır bundan da konuşmuyorum ama motor gelişim, bedensel farkındalık motor gelişimle alakalı unutmayalım saygıdeğer hocam net bir ifadedir. ÖSYM bu tarz bir soruyla karşımıza çıkabilir diyelim ve hemen bir diğer sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi yer değiştirme hareketleri arasında gösterilemez? Şimdi yer değiştirme hareketlerine biz ne diyoruz? Lokomotor hareket diyoruz değil mi? Lokomotor hareketler diyoruz. Yer değiştirme olmayan hareketler neydi? Non-lokomotor. Bakın. Lokomotorda yer değiştirme varken non-lokomotorda yer değiştirme yok. Olduğumuz yerde yapıyoruz. Hatta non-lokomotora biz ne demiştik? Dengeleme dememiş miydik? Dengeleme. Bir diğer hareket türümüz var. Bu da manipülatif hareketler. Manipülatif hareketler. Bunlara da biz ne demiştik? Kontrol demiştik değil mi? Kontrol demiştik. Şimdi lokomotor hareketlerde hatta ben yer değiştirme demiştim. Yer değiştirme. Bakın lokomotor kelimesini kullanmamış, yer değiştirme kullanmış. Lokomotoru da yazabilirdi soruya. Şimdi tek tek bakalım. Atlama. Atlama bir lokomotor mudur ya da non lokomotor mudur? Şimdi ben bakıyorum abicim. Atlama derken bakın A noktasından B noktasına atlamaktan bahsediyor aslında. Olduğu yerde deseydi ayrı mesele. Zıplama. Zıplama derken hocam ben işte bulunduğum yerde zıplıyorum anlamında kullanmıyor burada. Zıplama A noktasından B noktasına zıplamak. Bundan bahsediyorum. Atlamayı sildim. Zıplamayı sildim. Sıçramaya geldim saygıdeğer hocalarım. Sıçrama hocalarım bu A noktasından B noktasına sıçramak olarak benim karşıma çıkıyor. Bunu da sildim hocalarım. İtme soru işareti. Sürünme zaten başlı başına A noktasından B noktasına sürünebiliyorsunuz diyelim saygıdeğer hocam. Ama itme. Şimdi aldım ben şu bantı şuraya koydum. Ne yapıyorum? İtiyorum. Bakın ben şu anda yerimde miyim? Yerimdeyim. A noktasından B noktasına hareket ettim mi? Etmedim. Bu nedenden dolayı benim doğru cevabım burada itme hareketi olarak çıkıyor. Hatta itme hareketi nesne kontrolü gerektiren hareketler yani manipülatif hareketler olarak bizim karşımıza çıkıyor diyelim ve hemen bir diğer sorumuza geçelim saygıdeğer hocalarım. Şöyle bir diğer sorumuzu koyalım. Kalemimizi değiştirelim hocalarım. Ve kaldığımız yerden devam edelim. Bu soruyu çok sevdiğim için aldım hocalarım. Şöyle söyleyeyim. Piaget özellikle okul öncesi dönemde bebekleri ve çocukları gözlemleyerek hareket eğitiminin hangi gelişim alanını doğrudan etkilediğini ortaya çıkarmaya çalışmıştır diyor bize. Şimdi bir kere ben Piaget gördüğünüz yerde bilişsel gelişime gidin. Rahatlıkla diyebilirim. Doğru hocamız burada bilişsel gelişim. Bakın gelişim alanlarının birbirine etkileri çok önemli. Zaten ÖSYM Banko her sene bir gelişim alanının en az bir soruda bir gelişim alanının diğer bir gelişim alanını nasıl etkilediği üzerinden sorular soruyor. Buna dikkat edelim. Piaget bilişsel gelişim yani kuramcı ve
hangi gelişim alanını etkiledi? Bunları bilirseniz hocalarım çok daha rahat bir şekilde soruları yaparsınız diye düşünüyorum saygıdeğer hocalarım. Hemen bir diğer soruma geçtim. Demiş ki bize çocukların hareketlerin tekrarları sırasında sıkılmamaları için yapılacak en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi buraya aslında okumamıza gerek yok ama ne demiş bize? Hareket eğitiminde hareketlerin sık sık tekrar edilmesi gerekmektedir. Ve çocuklar bu tekrarlar sırasında sıkılmaması için bizim nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Bize bunu soruyor. Aslında bir program geliştirme sorusu ama beden eğitimine uyarlanmış hocalarım. Demiş ki bize hareketin öneminin anlatılması. Bir kere anlatılmak kelimesini gördüğümü ben hemen çiziyorum. Neden? Okul öncesinde bir şey anlatmaktan ziyade gösterirsiniz. Çocuğa yaptırırsınız. Çocuk aktif bir şekilde rol alır. Ben anlatım tekniği okul öncesinde çok fazla kullanmam ki kaldı beden eğitiminde anlatımı kullanacağım. Bu başlı başına bir faul, bir offside hocalarım. A şıkkını eledim. Geldim B şıkkına. Demiş ki bizlere öğretmenin hareketin yapılmasına model olması. Bir kere bakın hareketi öğretmek dese eyvallah bir şey demeyeceğim ama bana diyor ki sık sık tekrar edilmesi ve bu tekrardan çocuğun sıkılmaması için bakın sıkılmaması için ne yapılmamız gerekiyor? Ya öğretmen zaten modeli olacak ama ben çocukların böyle sıkılmaması için bir şey arıyorum. O nedenden dolayı B şıkkını eledim. C şıkkına geldim demiş ki bana hareketin belirli periyotlarla tekrar zaten tekrar ediyor kardeşim. Çocuğun sıkılmaması için ben bir yol bulacağım. Hareketin oyun yoluyla tekrarlanması. He. Bu kalsın bakalım. Bu kalsın. Yani şu ana kadar A, B, C tamamen yani palavraydı. D şıkkı biraz daha dişe dokunur bir şekilde bana bir seçenek sunmuş. Bir de E şıkkını okuyalım. Demiş ki bize hareketin değişik materyallerle tekrar edilmesi. Evet. İşte benim aradığım cevap bu. Neden? Bakın dedim ya size program geliştirmeye yönelik bir soru aslında. Bazı hareketler sık sık tekrar edilmelidir fakat bu da çocukların sıkılmasına neden oluyor demiştik ya. Bu durumda hareketi değişik materyalle tekrar tekrar ne yapabilirsiniz? Cazip hale getirebilirsiniz. Ha bu şıkta olmasaydı emin olun ben D şıkkını işaretlerdim. Neden? Oyunlaştırırsanız çocuk için daha eğlenceli hale gelir. Ama değişik materyal kullanmak bizim birinci önceliğimiz program geliştirmenin temel ilkelerinden bir tanesi hocalarım. Olabildiğince farklı yöntem ve teknik ama uygun yöntem teknik bunu unutmayın. Fazla yöntem teknik değil uygun yöntem teknikleri olabildiğince çok kullanmak diyelim ve hemen bir diğer sorumuza geçelim. Demiş ki bizlere okul öncesi dönemde motor gelişimin çok önemli bir yer tutmasının temel nedeni hangisidir? Bakın bu tarz bir tane soru karşınıza çıkar. Ya bu sene ya bir sonraki sene ya ondan sonraki sene ama bir tane böyle net bir soru karşınıza çıkar. Şimdi tek tek şıklar üzerinden gidelim. Temel nedenini araştıracağız. Diğer gelişim alanlarından daha önemli olması. Hayır bakın çok pardon. Hiçbir gelişim alanı bir diğer gelişim alanından daha önemli değildir. Gelişim bir bütündür ve olabildiğince biz bütüncül gelişim anlayışıyla bütün gelişim alanlarını ne yapmaya çalışıyoruz? Geliştirmeye çalışıyoruz. Bu nedenden dolayı A şıkkını eledim. Bakın kulağa çok güzel gelen bir cümle gibi duruyor ama yanlış. B şıkkına geldim spor sevgisinin temellerinin atılması. Hayır böyle bir temel nedenim benim var mı? Sanmam ya böyle bir temel nedeni olmaz. C şıkkına geliyorum diyor ki spor alışkanlığının kazanılması. Hayır biz motor gelişimden bahsediyoruz sporla alakalı değil. Bu dönemde çocuğun öğreninin temelinde hareketin olması. Evet aradım tanım aslında bu. Çocuklar bu dönemde çok hareketli. Dedik ya sizlere hocalarım vücutları esnek, sürekli bir şeyler öğrenmek istiyorlar, sürekli çevreyi keşfetmek istiyorlar ve bu nedenden dolayı çocuklar bu dönemde çok çok hareketli oluyor. Bundan dolayı D şıkkımız doğru. Bir de E şıkkımıza bakalım. Çocukların hareket etmeyi sevmeleri. Evet hareket etmeyi zaten seviyorlar ama neden? Temel neden? Temel neden? Temelinde hareketin olması bu dönemde çocuklar için diyorum ve hemen bir diğer soruma geçiyorum saygıdeğer hocalarım. Evet uzun uzadıya bir paragraf ve bana burada kuramcıların ismini vermiş. Bakalım ne diyor bakın kuram, kuramcı ve bilişsel, zihinsel, işte sosyal, duygusal, dil gelişimi, efendime söyleyeyim motor gelişim bu ve buna benzer gelişim alanlarının hangisi üzerinde çalışma yapmış bunu bilirseniz bakın hem gelişim dersinde hem okul öncesinde gelişim, okul öncesinde beden eğitimi, okul öncesinde müzik eğitimi yani genel itibariyle birçok şeyi de çözersiniz diye düşünüyorum. Hangi bu paragraf hangi okul yöneticisi işte bilim adamının görüşünü veliye aktarmıştır demiş bana. Eğitim öğretim yılının başlangıcında çocuğu için uygun bir anaokulu arayan bir velinin okul öncesi ile
okul yöneticisiyle görüşmesinde okul yöneticisi konuşmanın bir bölümde oyun alanlarının ve sınıfta çocuk başına düşen alanın uygunluğundan bahsetmiş. Ve sonucunda bu da sonucunda da bu dönemde çocuğun sağlıklı bir kişilik gelişimi, bakın sağlıklı bir kişilik gelişiminde çocuklara ayrılan oyun alanlarının önemli olduğuna ve bu dönemdeki uygun eğitim ortamlarındaki hareketin çocuğun sıkıntı ve bunalımlarını, bakın sıkıntı ve bunalımlarını atlatmasındaki önemine değinmiştir. Bakın ben burada hareket gelişimi üzerinden de bu soruyu sorabilirim. Normal okul öncesinde gelişim dersi adı altında da ben bu soruyu sorabilirim. Peki ben burada aslında kimden bahsediyorum? Hatırlarsanız oyun eğitiminde ben bir hocamızın bir düşünürümüzün hocamız diyorum. Yani gerçi o da hoca sayılır da. Bir düşünürümüzün kuramını yanlış aktarmıştım. Daha doğrusu eksik aktarmıştım. Yerleri karıştırarak aktarmıştım. Daha sonra ne yaptık? Hemen bir diğer videomuzda oyun gelişimi dersinin için konuşuyorum. Bir diğer videomuzda o hatamızı düzeltmiştik. Videoları baştan sona izleyenler bilir. Biz Erikson'dan bahsetmiştik. İşte kişisel alan, mikro küresel alan ve makro küresel alan, Erikson'un oyun kuramını 3'e ayırmıştık hocalarım. Şimdi neden burada biz Erikson? Doğuracağımız neden Erikson? Biraz bir bunun üzerinden konuşalım. Şimdi sıkıntı ve bunalımların atlatmasında belki Freud'u da işaretleyebilirdiniz. Neden hocalarım Freud değil de Erikson? Şimdi Erikson kişilik gelişimi tüm yaşam boyu süren bir süreç olduğunu savunarak insanın sağlıklı bir kişilik kazanması için geçirmek zorunda olduğu böyle psikososyal gelişim dönemleri olduğunu ileri sürüyor, biliyorsunuz ki. Her dönemin sağlıklı şekilde geçirilmesi bir sonraki dönem için sağlam temeller oluşturuyor. Mesela yani bir temel güvene karşı güvensizliği güzel atlatan bir kişi girişimciliğe karşı kuşku utanç evresinde çok daha güzel bir şekilde, ya da özelliğe karşı kuşku ve utanç, girişimcilik diyorum, özelliğe karşı kuşku ve utancı çok daha net bir şekilde atlatabilir. Çocuğun işte gelişiminde geçmiş yaşantı ve deneyimin önemli olduğunu belirtiyor. Çocuğun geçirdiği gelişim bunalımlarını atlatılması anlamında başarılı hareket deneyimlerinin önemini özellikle Erikson ne yapıyor? İfade ediyor hocalarım. Çocuktaki motor gelişim açıkça ifade etmemiş olsa da örtülü olarak hocalarım görüşleri içerisinde yer alıyor ve başarmaya yönelik hareket yaşantılarının önemini açıkça vurguluyor Erikson. Peki neden Freud değil de Erikson? Freud saplantı diyor. Saplantı diyor ve Erikson bunalım diyor. Bunalım diyor. Freud'a göre saplantıyı aşamaz. Yani fallik döneminde bir saplantın oluşsa bitti. Ya da işte anal dönemde bir saplantı oluşsa bitti. Daha çözümü yok. Ama Erikson öyle demiyor. Bunlar bunalımdır. Atlatabilirsin ama izini taşırsın, ama sıkıntısı, ama şeyi çok olur, atlatabilirsin diyor Erikson. Bu nedenden dolayı doğuracağım ben burada Erikson. Neden Freud olmadığını anladınız inşallah. Ne demek istediğimi. Ama bakın deseydi ki bana, çocuğun işte sıkıntı ve bunalımlarını görürsünüz burada. Çocuk ne yaparsa yapsın bu bunalımları bunalım yerine saplantıyı kullanır, bu saplantıları atlatamaz der. Biz burada aslında Freud'a gideriz, ama bunalımları atlatması dediği için ben burada Erikson'a gidiyorum. Çok güzel bir soru, bakın çok güzel bir soru ve net bir ifadeyle ne yaptık, yakaladık hocalarım diyelim ve bir diğer sorumuza geçelim hocalarım. Evet. Bir diğer sorumuza ne demiş bize? Ana sınıfında öğretmenin hareket eğitimi uygulamalarında kurbağa, tavşan ve benzeri taklidi hareketlere yer verdiği kısım hareket uygulamanın hangi aşamasında gerçekleşmektedir demiş bana. Bunlardan bahsetmiştik hocalarım, hatta sıralamıştık da. Şimdi işlevsel egzersizler değil hocalarım. Harekete sürükleyici etkinlikler kesinlikle, grup etkinliği değil, bütün sınıf etkinliği değil, bireysel etkinlik değil. Bunlar harekete sürükleyici etkinlik. Şimdi şunu yazayım hocalarım, eksiklik olmasın. Hareket eğitimi çalışmalarında jimnastik etkinlikleri biz 4 aşamaya ayırıyoruz. İlk 2 aşama ısınma aşaması, bakın. Birinci ve ikinci aşama ısınma olarak geçiyor. Isınma. Üçüncü aşama dediğimiz aşama becerilerin kazandırılması aşamasıydı, bakın. Becerileri
kazandırılması aşamasıydı. Ve dördüncü aşama ise etkinliğin eğlenceli bir şekilde bitirmek. Dördüncü aşama etkinliği eğlenceli şekilde ne yapmak? Bitirmek hocalarım. Bireysel etkinlikler bu aşamalar içerisinde yer almıyor bu arada. Değişik tempolarda yavaş hızlı yürüme, koşma gibi uygun vücut duruşu ve doğru hareket becerisi kazandıran hareketler yaptırılıyor. Harekete sürükleyici yani ısınma hareketleri aşamasında yer alıyor. Fark ettiyseniz kurbağa diyor, tavşan diyor. Kurbağa zıplar, tavşan hızlı koşar. Kaplumbağa koysa hadi yavaş, hızlı yavaş. Bu ve buna benzer şeyler yapacaktık. Bu nedenden dolayı benim doğru cevabım harekete sürükleyici etkinlikler ya da bir diğer tabirle ısınma etkinlikleri diyebiliriz saygıdeğer hocalarım. Ve son sorumuza yanlış değilsem evet son sorumuza geçiş yapıyoruz ve inşallah burayı sonlandırıyoruz. Öğretmen bu işlemle çocuğun hareketiyle ilgili aşağıdaki nereden neyi tespit etmiştir? Öğretmen çocuğun tercih ettiği ayağın üzerinde durma süresini kronometre ile saptamıştır. Çok güzel bir soru bu arada. Şöyle yapalım. Tek tek açıklamaktan ziyade doğru cevabı vereyim. Çünkü yeri gelecek bir tane soru üzerinden zaten bu tarz konuları özetleyeceğiz. Soru çözüm kampımızda inşallah. Burada bizim doğru cevabımız performans. Çocuğun performansını ölçüyoruz. Nasıl? Yapılan bir hareketi ya da hareketin sonucunu belirtmek için biz neyi kullanıyorduk? Performansı kullanıyorduk. Performans hareketin ölçülebilen bir özelliği. Bakın ölçülen özellik performans. Koordinasyonu ölçebilir misin? Ölçemez. Dayanıklı? Ya keza biraz. Kuvveti aslında ama şey üzerinden hocalarım. Yani kronometreysen kuvveti ölçebilir misin? Hayır. Ve genellikle süre ya da mesafe olarak bakın. Ölçülen özellikler. Performans ne olarak ölçülüyor? Süre ya da ne olarak? Mesafe. Kalk hocam dayanıklı süre. Ne kadar dayanabildin? Şu kadar şu kadar. Mesafeyle bir ölç bakalım. Sıkıntı değil mi? Kuvveti. Evet belki işte mesafeyle ne kadar ittin ama mesafeyle ne kadar dayandın bunu çözemezsin. Bu nedenden dolayı benim burada doğru cevabım performans olmuş oluyor diyelim. Ve burada da soru çözümümüzü noktalayalım hocalarım. Bir diğer videomuzda genel bir rehberlik videosu. Bizi neler bekliyor, ne yapmamız lazım, kaynaklar, şunlar, bunlar. Yani bir 15-20 dakika ya da işte 30 dakika belki sohbet edeceğiz. Sohbet havasında geçecek. Önemli bir video. Kaçırmanızı istemiyorum. Gerçekten çok çok önemli. Konu anlatımı ne kadar değerliyse, soru çözümü ne kadar değerliyse, soru analizi ne kadar değerliyse emin olun önünüzdeki yolu görmeniz için de bu video bir o kadar değerli. Kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Kaçırmak yani saçma gelir. Öyle söyleyeyim. Bana göre saçma gelir. Çünkü ben başlayacağım, videoları izleyeceğim, soru çözümü izleyeceğim, konu anlatımı izleyeceğim, işte deneme çözümü izleyeceğim, normal şunu bunu hepsini izleyeceğim ama adam bana rehberliği anlatacak ya. Alanın bir hani gidişatından bahsedecek ve ben onu izlemeyeceğim. Zaman kaybı diyenler belki vardır aranızda. Bunlar çok radikal insanlardır ama şunu söyleyeyim. KPSS her şeyden önce. KPSS'i rahatlıkla yaparsınız diyeyim hocalarım. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sevdiklerinizle kalın efendim.